faaliyet raporları ile birlikte müzakeresi, bilanço ve gelir gider tablosunun oylanması. Yönetim ve denetim kurulunun ibralarının ayrı ayrı oylanması. Kaynarca Teknoloji OSB projesi hakkında bilgilendirme. Dernek organlarının seçimi. Kurulmakta olan Kaynarca Teknoloji OSB organlarına temsilci verilmesi işlemleri için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Kurulmakta olan Kaynarca Teknoloji OSB çalışanlarına çalışmalarına para aktarmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Kurulmakta olan Kaynarca Teknoloji OSB'nin kamulaştırma, altyapı, üst yapı ve benzeri bedelleri ilgili üyelerden talep ettiği alanlarla orantılı olarak bedellerin tahsil edilmesi. Kurulacak olan Kaynarca Teknoloji OSB bütçe planları doğrultusunda Teknoloji Sanayicileri Derneği'nden Kaynarca Teknoloji OSB'ye bütçe aktarılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Kurulmakta olan Kaynarca Teknoloji OSB proje alanlarından teknik analizler, zemin etüdü ve benzeri ve üyelerin arsa talebi ihtiyacını karşılamak amacıyla proje alanından arsa alımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Dilek, temenniler ve kapanış. Teknoloji olarak da büyük sanayi kuruluşlarından COBİ'lere, ARGE'ye, ARGE firmalarından start-up merkezlerine kadar sektörün bütün katmanlarını denetleştirmek bünyesinde sorulacak, ileri teknoloji ekosistemini oluşturacak olan yeni nesil bir üretim OSB üssü olacak. Hedeflerimiz yüksek teknoloji odaklı bir üretim üssü kurmak, yaklaşık 5000 milyon lira teknolojinin üzerinde inşa edilecek olan kaynarca OSB'imiz, altyapı ve üretim tesisleri, ekipman ve makinelerde yaklaşık 4 milyar dolar üzerinde bir proje olacak. Derneğimizin girişimleriyle 2020 yılında Sakarya Ticaret Odası ve Sanayi Odası öncülüğünde ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgili kurumlarla işbirliği halinde başlatılan çalışmalar neticesinde Sakarya ile Kaynarca ilçesi Taşoluk Kulübesi'nde OSB alanı olarak tespit edilmiştir. 2022 yılında OSB alanı ile ilgili yer seçim toplantısı yapılmış olup ilgili kurum ve kuruluşlar oy birliğiyle uygun görülmüş ve Kaynarca Teknoloji OSB yer seçimi süreci tamamlanmıştır. Başkanım, öncelikle hayırlı olsun. Tekrardan başkan seçildiniz. Ne düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Tabii Türk sanayisi için önemli bir adım. Özellikle bir organize sanayi kurmak kolay olmuyor bu konuyla alakalı. Yaklaşık 150'nin üzerinde ciddi bir sanayici kitlesiyle beraber bu işe atıldık. Yaklaşık 4 milyar doların üzerinde bir proje. Böyle bir projede güven oyu alabilmek keyifli gerçekten. Hiç olmazsa bize güven oyu olduğunu hissettiriyor. Teşekkür ediyorum herkese, özellikle sayın üyelere. İnşallah bu başladığımız yolu güzel neticelerle bitireceğiz inşallah. Yaklaşık 150'ye yakın, şu anda %80 doluluk oranımız var. 150'ye yakın üyemiz var. İlk 500, ikinci 500'de ciddi bir sanayici profilimiz var. Yaklaşık 4 bütün altyapıyla beraber makine ve ekipmanlı düşündüğümüz zaman 4 milyar doların üzerinde bir proje olacak bu. Tabii ki yabancı yatırımcılarımız var. Alanlarımız daha da var ama şu anda aktifleştirmeyi bekliyoruz. Ondan sonra daha da ciddi bir sayı ve rakamı çıkacağımızı düşünüyorum. Tabii Türkiye'nin sanayi şehri Kocaeli gibi gözüyor, İstanbul gibi, ama bundan sonraki süreç olarak Sakarya gelecek. Ciddi bir OSB ilan edilmiş alanda orası. Daha da lojistik alan merkezlerine bakıldığı zaman da ciddi bir konum içerisinde, ben Türkiye'nin merceği diyebilirim o konuda. Hızlı gelişiyor. O yüzden doğru bir yer, doğru bir teşhis yapılmış durumda. Çok teşekkürler ederim. İlginize, alakanıza saygılar sunuyorum. Sizler de Sanayici Gazetesi olarak da gerçekten sanayinin peşindesiniz, destekliyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. We'll be right back.
Yüksel okumuş makine mühendisiyim. ÇevTaş Çevre Teknolojisi Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesiyim. 40 yıllık bir şirkettir ÇevTaş. Çevre teknolojisi işleri yapıyoruz. Türkiye'de Çevre Bakanlığı'ndan önce kurulmuş bir şirketiz. Bu organizeye katılma amacımız da çevre teknolojisiyle ilgili yeşil mutabakat nedeniyle şimdi arıtılmış suların geri kazanılması gerekiyor artık. Bütün endüstrilerden kaynaklı organize sanayiler ve fabrikalardan o konuda bir ekipman geliştirdik. Disk filtre. Bu disk filtrenin imalatı için bu organizede yer almak istiyoruz. Bu disk filtreyi üreterek mikron mertebesinde atıkları tutan, arıtılmış su içindeki partikülleri tutan bir makina. Bu makinenin imalatı için bu organize sanayide yer aldık. Şu anda zaten imalatımız başka bir organizede devam ediyor. Ama burada daha büyük bir yatırımla dünya çapında satış yapabilmek amacıyla bu organizede yer aldık. OSB'nin yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerini daha önceden tanıyorum. Dolayısıyla bir güven sorunumuz yok. İşlerinde iyi işler yapan başarılı sanayiciler. Onlarla birlikte olmak bizi rahatlatıyor. Dolayısıyla yenilenebilir enerjilerin öne çıktığı ve yenilenebilir teknolojilerle yapılanmış bir organize sanayi olacağını düşünüyorum. O yüzden de burada yer almaya karar verdik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Yusuf Ergün. Teknoloji Sanayicileri Derneği Genel Sekreteriyim. Olağan toplantımız katılımı yüksek oldu. Üyelerimizin hepsi artık organize sanayi bölgesinin oluşumuyla alakalı bir merak içindeydi. Sağ olsun yönetim kurulunun çalışmaları sayesinde danışmanlık firmamızın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor ve sonuca inşallah yakınlaştık. Sonucu hep birlikte görmek için sabırsızlıkla bekliyoruz.